Herkese merhaba arkadaşlar. Biz hazırlandık. Saat şu an 8.30. Cuma akşamı toparlandık ve Bursa'ya gidiyoruz. Ani bir karar verdik. Aslında yarın gidecektik. Ama şimdi karar verdik gitmeye. Yarın zor olur diye. Bir de yarın doğum günü var. Mert'in ve Kaan'ın doğum günü var. Ali'nin hala dediği Murat'ın teyze kızının çocukların doğum günü var. Bunun için gidiyoruz. Şey yapması zor olacak şimdi. Anneannemin gelmesi zor olacağı için yarın böyle şey olmasın, telaş olmasın diye bu akşamdan karar verdik gitmeye. Zeynep'e bir çanta hazırladım böyle çocuklara. Kettle'ı alacağız. Evet bak şimdi son dakika aklıma geldi. Bilgisayarı aldık. Murat hazırlandı. Ali benim çantamı aldı, orada hazırlandı. Ondan sonra Ali de kendine bir çanta hazırlamış. Sizlere göstereyim bakın. Ben Zeynep'e çanta hazırlarken bakın. Bir valiz dolusu bütün oyuncaklarını doldurmuş. Burada da hırkalarını askılarıyla koymuş. Bir de şu Zeynep'in elbisesini koymuş. Şuna. Görüyorsunuz mu? Anne diyor giyer diyor Zeynep diyor. Doğum gününde. Böyle hazırlamış yani Ali kendi kafasına göre. Zeynep seni unuttun mu? Anne seni unuttu mu? Ay. Unutur muyum seni? Giydirdik ayı tulumunu ve şimdi yola çıkıyoruz. Bebek şurada en alt katta biz bu yürüyen merdivenlere yürüdük. Orası da yukarıya çıkıyormuş. Bilerek ebebek etiket yapıştırmışlar oraya şeyini. Ki dolanalım, dolanırken dükkanlara bakalım diye. Aa. Tabii. Ciddi misin? O değildir ya. Neler? Ebebek -1'de diyor o yüzden sebebi. Tamam, -1'e ineceğiz, oraya yürüdük. Meğersem o yukarıya çıkan merdivenmiş. Evet. Ne bileyim ama bir tek onda reklam var. Aşağı iniyoruz. Şimdi çıkacak. Bu su pateni yapıyor küçücük çocuklar. Baksana. Yaptın mı hiç? Nerede? Ben yapmıştım. Küçücüklerim baksın şuna pembiş. Ya sansara bulacağız ya. Geldik. Hadi çıkalım. Lütfen anne bu spotanı yapacağım. Annem sen küçüksün şimdi bir de düşerse durduk yere kırık çıkık yaparız. Hepini de yapacağım. 200 lira alışveriş 50 lira hediye çeki diyor. Göster. Ah keşke öyle kolay olsa Ali'cim. 69 lira 12'li baby meal ıslak mendilleri. Anne çayları var burada da. Bitki çayı emziren anneler için. 25 liraymış. Mom's tea. Evet. Evet. Bir kutu mama alacağız şimdi. 2 numara. Hip. Evet. Şu. Evet. En iyisi bu mamada. Esma bir Ali ile kullandım ama kabızlık yapmıştı. Hip'te. Öyle bir sıkıntı olmuyor. Esma da senelerin maması. 350 gramı 60 liraya. Öyle. Bitti zaten. Ek gıdaya başlıyoruz. Bu son alışımızdır. Hı? Kutular ne? Organik devam sütü diyor. Onlar neymiş? Yok yok şu karton kutulardakiler. 45 lira diyor. Kaç gram? 300 gram var. Daha hesaplı değil mi? 400 gram var. Bunlar varmış. Vitamins diyor. Bunlar da emziren anne içeceği. Malt içecekler. 2 al. 1 öde diyor. Tanesi 3 liraymış bunların.
Şu alttakiler 6 lira. Kullananlar memnun kalmış onlar da. Biz ama şey yapmadık. Şimdi şey alıyoruz ya. Siz söyleyin adına. Isırgan otu çayı. O Ziya Baba bir şey. Onları kullanıyorum. Burada da işte değişik kaşık mamalar var. Aftmiller'in 400 gramı 60 lira. Şu arkadaki fiyat 119 lira. Hoş bulduk. Bunun fiyatı bu mu? Bir numaranın mı? İki numaranın. İki numara. Bu iki numaranın iki tane şey var. Bir tanesinde 88 lise. 88-69-90. Bunlar 119-90. Tamam, teşekkürler. Tamam. Sleepy Bumble'u deneyeceğim ben şimdi. Almayalım. Bir tane de emzik askısı bakıyorum. Bir şöyle kırmızısı var. Mavili zaten bizimkisi. Bir de bu puantiyeli pembeden var. Ne kadarmış? Baby Plus'ın fiyatları 9.90. Şu altta da zincirliler var. Aa, şu güzele benziyor. Bir tane alalım ona. Burada da biberon fırçaları var. Şu süngerlilerin hep ucu çıkıyor diye şikayet oluyor. Şunlar fileler. İçine meyve sebze konulup eline veriliyor ya. 22 lira. Şöyle mama kaşıkları var. İçine mama dolduruyorlar. 65 lira. Silikon sıkma kaşık. Sıktıkça ucundan çıkıyor. Anne tabaktan alıp uğraşmıyor. Bunlar da mama kavanozuymuş. Ne şirin, bulutlu bulutlu. 9 lira fiyatları. Bu da beslenme setiymiş. 100 lira. Kaşık, tabak var. Bir de önlük var içerisinde sanırım. Kuzulu önlükler vardı internette ama bulamadım. Burada kalmamış. Pandalı var. 13 lira. Bir de şurada kedicikli var. Onlar da 13 liramış. Şurada da haşır uşur böyle naylonlar var. Biraz daha büyük yaş grupları için 23 lira. Bir tane de bu var. Prenses tacı. Yanında da emzikliği var. Ne aldınız? Zeynep'in memesinden var burada, emziğinden. Uyku arkadaşıyla olanı. 60 lira fiyatları. Bir de şöyle mavisi varmış. Mavisinde de fil var ucunda. Onlar da 60 lira. Oyuncaklar falan böyle. Ben çok seviyorum ya buraları gezmeyi böyle. Kendimi bulardım. Çok güzel. 36 ay ve üzeri diyor. Ha, emin misin? Değildir o. Hadi çıkıyor muyuz? Bak bak neler var. 250 lira bak. Ata bak. Hem sallanıyor. Tek de şekermiş fiyatıyla beraber. Ali'nin şunlardan var. Bodrum'da duruyor. Zeynep büyüsün azıcık çıkartırız. Bak burada da at var yine sallanan. 200 lira. İpleri de var. Ben de. Hadi çıkalım bakalım. Şu tulum hediye aldık, doğum günü hediyesi. Göster bakalım. Kaan'a böyle kasklı tamirci alet seti aldık. Evet. Onun bir parçası mı eksik ya şurada? Ha, vidalar düşmüş.
Hadi bakalım. Bak %70 indirim var diyor şunlarda falan. Ne kadarmış? Yürü bakalım Aleş. Zeynep de uyudu kucağımda. Hiç ses çıkmıyor. Çok rahat gezdik. Bakalım ne kadarmış fiyatı. 25 liraymış. Tamam çıkıyoruz. Dur. Hadi buradan böyle yavaş yavaş gidelim. Hadi götür. Al bunu. Ali ver onu, ben ödeyeyim. Sen annenin yanında dur baba. Hadi gel Ali. Çoraplar falan üçlü 10 liraymış. Şurada yazlık şeyler çıkmış. Kız erkek bebeklere. Şurada neler varmış? $50 üst alt. Şimdi bana yine kızacaklar. Bakıyorsun bakıyorsun almıyorsun. Al be kadın bir şey diyecekler. Yazlık tulumlar. Başka neler var? Burada da gelinlikler falan. Ay ne kadar şirin şu. Ne kadarmış? $140. Çok güzelmiş. Kat 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 bir kabarık. Ayakkabılar, panduflar, deniz ayakkabıları. Burada müslim bezler. Çok güzel. Burada tulumlar $60. Çok rahat oluyor bu tulumlar kışın. Hiç battaniyeye gerek yok. Bu da çok şirinmiş. Bu da $106 fiyatı. Kulakları var şöyle. Şu neymiş? Bu ne kadarmış? Bu da $50. 85 liradan düşmüş fiyatı. Böyle de yazlık zıbınlar var. En çok bana soracaksınız. Selim Baltacıoğlu'nun tasarımıymış. Ağlamıyorum, ilgi istiyorum. Bu da bunu kendim de yapabilirim. 35 liraymış bu pijama takımları da. Zeynep'in böyle üste ihtiyacı var aslında ama böyle değişik bir şeyler istiyorum. Böyle artık büyüdü ya böyle. Dışarılarda da giymesi için böyle uzun kolu sweatshirt. Burası pijama bölümü. Hoş bulduk. Günaydın. Evet arkadaşlar biz geldik eve. Dede şimdi kalktı, uyandı. Canım. Uyumuş. Saat kaç? 10:30. Hoş geldiniz oğlum. Şey bırak, her şeyi bırak bu oğlum. Nasıl inceli ya? Canım. Canım bir tanem. Çocuklardan. Baksana nasıl bakıyor, ne komik. Bak oraya bakıyor. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Çok şükürsüz. Gece gece ancak edebildik ya. Sürpriz. Ya yarın gelecektik. Biz dedim anneanneyle annem dedim niye onca yolu gelsin anne. Toparlandık birden gidelim dedik. Bu çiçeğe gitti. Nasıl bakıyor? Anneanne bu çiçeğe gitti. Biz de yürüdük. Kıyafet aldık. Almamadık. Zeynep aldık. Anneanne. Anneanne. Hani Zeynep kaç aylık oldu? Kaç aylık oldu? 6. Tam 6 aylık. Büyüdü. Kocaman olmuş benim vallahi. Kızım. Kocaman olmuş benim kızım. Ay Allah'ım yarabbim. Ne rüya görüyordun? Küçük bayılcık olmuş benim kızım. İyi araba da yokmuş evin önünde. Hemen koydum oraya. Yok. Yani bas koyuyorlar. Bu kadar ayrı. Ne? Bas koyuyorlar. 6 ay. Ne oldu? 20 senesiniz. İyiyiz, ne yapalım işte. Ay, çok sevindim ben. Geldi. Ay ne sürpriz oldu. Anne. Hem bir kere şimdi bu çiçeğe gittik. Senin bu dişini kim kırdı? Kim kırdı senin dişini? Babam kırdı. Babam çekti. Aslında mendil koyacağım da çapın diye bir çekti. Abi. Ama ikinci dişim de sallanıyor. Evet. O da mı sallanıyor? 7 yaşında şeydi galiba bu erken çıktı. 5-6 yaş yazıyor internette de. Yazıyor mu? Ama erken çıktı diyor bunun zaten. 5,5 aylık yine patlamıştı dişleri. Oradan değil. Erken çıkın erken düşürürüm. Değişmiş mi? Nasıl? Fark ediyor mu? Çok Ali nasıl olmuş? Ali? Değil mi? Bak Ali kocaman olmuş. Ali sen kocaman olmuşsun. Otur bakayım bana ne geliyorsun? Adam bak bak. Ay, ya. Deniz havası yaramış. Aynen. Bu da
bunu ben ne yapıyorsun? Özledin mi anneanneyi? Kız, bak bak oyun yapıyor sana. Ne yapıyorsun? Zeynep değişmişmiş. Zeynep'i fark ediyor mu? Bir aydır görmeyince nasıl olmuş? Evet değişmiş. Değil mi? Ama şey yok. Bir de bir kez sana... Böyle Ali'ye bir tane ebeveynden üçlü sürpriz yumurta sepeti aldı. Üç tane varmış içerisinde. 10 liraydı fiyatı değil mi? Sonra Zeynep'e bir tane Silver Kiki'den eşofman altı aldım. Yanları böyle fosforlu ve simli. Kaç? 9-12 aylık bu. Ama ya büyük aldım böyle. Sanki anca olacakmış gibime geldi. Paça yerleri böyle şalvar kesim ya. O yüzden çekerim birazcık yukarı dedim. 6 aylık ama hep işte şeyleri sen söyle adını. Tekstil ürünlerinde hep böyle bütün erkek çocuğu böyle bir yaş ya da iki yaş büyük giyer ya. İşte ben de aldım büyük büyük böyle ya. Sanki şey olacak mı sence? Olacak mı? Mecbur olmalı yani. Yok yani şu tişört bir yaş ama bu Zeynep'e tam olacak gibi. Ne bileyim biz mi iriyiz, bunlar mı küçük yapıyor, ben anlamadım yani. Bunları mı küçük yapıyorlar yoksa bizim çocuklar mı uzun boylu? Anlayamadım ben de gerçekten, bakalım. Bir de bunu aldım böyle unicornlu. Bu 18 liraymış. Bedavaymış. Gerçekten mi? Ne bileyim. Şakacı seni. 9.90 olsa sanki daha uygun olurmuş, bilmiyorum. Gerçekten çocuk şeyleri çok pahalı arkadaşlar. Kıyafetleri, çocuk tekstili, oyuncakları büyük yetişkinlerden daha pahalı. Bunda böyle yanları çok tatlı. Bununla şunu giydiririm diye düşündüm. Bir tane ebeveynden böyle mama önlüğü aldım. Aslında bir tane daha almıştım ya, meselelerde göstermiştim. Onu alacaktım. Onun burada yanında da emzik askısı vardı. Önünde sadeydi. Prenses tacı falan vardı ama Murat kedili güzel dedi. Bir de onun böyle deseni yoktu. Onun emzik askısının üzerinde böyle kraliçe taçlarını kumaşın böyle aralarını dikişlerine getirmişler. Çok mu böyle hoşumuza gitmedi. Sonra bunu aldık. Bunlar da böyle naylonumsu. Leke tutmaz sanırım. İnşallah tutmaz. 12.90'a da bunu aldık ebeveynden. Sonra bir tane bu puantiyeli pembe emzik askısını aldık. Şöyle. Yani bunun fiyatı da 9.90'dı. Bir tane de şu tight'ı aldım Zeynep'e. Bu tight'ın da 12-18 aylık. Ama o kadar daracık ki böyle, hele şu bilek yerleri, dedim çocuk bunun içerisinde böyle daralacak gibi, sıkılacak gibi. Ya zaten böyle ağ kısmı geniş olduğu için çekerim yukarıya dedim. Paçalar bilmiyorum, büzgülü büzgülü olur ama işte deneyince görürsünüz. Şimdi herkes der koçacak, kocaman kıyafet aldım falan filan diyenler olur ama yani ben Alişe de öyle. Ondan sonra doğduğundan itibaren hep böyle bir beden büyük alırdım. Hiç böyle tam bedenini, tam ayını almamışımdır. Bunun da fiyatı neymiş? 19.90'mış. Mağazanın kapanış saatine denk geldim. Saat 10. Ben girdim, anons ettiler. Hemen bunları aldım, çıktım. Ali de bir tane şortlu takım beğendi ama onu hiç beğenmedim Murat. O yüzden sonra bıraktık. Bir tane de bu hipin mamasını aldık arkadaşlar. Ben 5 aylıktan sonra, o düğün zamanından sonra Zeynep'e mama vermeye başladım. Şimdi bunu da ne kadarlık? Bunun içerisinde 2 tane 400 gramlık varmış. Bu kabız da yapmıyor. Bebeğin gelişiminde ve besleyici şey olarak kilo alımında da iyi geliyor. O yüzden bu mamayı aldım. Teneke kutularındakiler biraz daha pahalıya denk geliyor. Ama bu büyük olanlar daha avantajlı oluyor. Bir de karton pakette olmasından dolayı herhalde daha ekonomik. Böyle aldık işte. Bundan sonra da bir daha almam mama. 900 işte. 800 gramı 109 liraydı galiba şunun, değil mi? Evet, 800 gramı 109 lira. Evet. Bana bu mama konusunda çok fazla soran oluyor. Şimdi Zeynep kilo aldım falan diye ama Zeynep kameralarda çok şişman gözüküyor arkadaşlar. Normalde görenler böyle minicik diyor. Çok tombul gözüküyor ya diyor. Herkes öyle diyor yani. Demeyen yok. Ay çok tombul bir bebek demiyorlar yani. Kamerada şişman gözüküyor yani. Ya biz olduğumuz gibi gösteriyoruz değil mi? Ben olduğumdan zayıf gösteriyormuşum öyle söylüyorlar. Gerçekten. Hayır canım, kim söyleyecek? Hay Allah'ım ya.
Öyle işte, geceleri veriyorum bu mamayı, gündüz emziriyorum. Aralarda da yine ek gıda veriyorum ama gece iki kere falan, bir kere veriyordum mama ama biz işte gece yatmadan veriyorum. Bazen de emziriyorum, böyle hep memede durmak istiyor. Bu yüzden de yine sabaha karşı da verdiğim oluyor bazen. Bu şekilde bu mama artık bayağı bir gider bize. 5 yaşına kadar falan gider mi? 5 yaşa kadar mama almış. Şey çıktı mı? Kaşık çıktı mı? Ha, değişikmiş kaşıkları bunların. Delik mi yine altı? Hayır. Niye delik olsun? Çoğunun delik mama kaşıklarının altı delik gerçekten oluyor. Evet. Hiç dikkat etmedim Hayır. ben. Hayır. Onun amacı neymiş peki? Hiç bilmiyorum vallahi. Bilen varsa yazsın. Çok merak ediyorum ben. Bilen varsa yazsın. Mama kaşıklarının altı niye delik? Neyse, bu kadar işte. Şimdi bunları yerleştirelim. Ha, bir sonra de böyle da şey yapıştırmak için şey de koymuşlar. Bak bunlara ne kadar düşünceliler. Aç kapat. Evet. Aynen. Çok düşüncelisiniz. Bu evde tripod yok. Kapatalım videoyu burada. Sonra gel benim koluma masaj yap. Kolum tutuldu benim. Zeynep de hemen kuruldu. Oh, otomatik salıncak. Şimdi şeyini aldı. Keyfine vardı. Evet. Orada gösterdim bu tarz salıncakları sizlere. 600 gibi fiyatı vardı. Burada hiç battaniye bırakmamışım ona. Benim peluş sabahlığım vardı böyle. Elekutil onu böyle örttük üzerine. Annem de yeni bir şapka örmüş ona. Onu taktı kafasına. Oh, sallanıyor şimdi orada. Bak bak, oyuncaklarla ne güzel oynuyor artık. Bir yandan da oyuncakla diş kaşıma şeyini tutuyor. Bak, diş kaşıma yeri var ya onun. Dur Ali'cim. Evet, şapkasına bakın Zeynep'in. Kış. Kış. Keyif de yerinde. Neyse arkadaşlar, videomuzu sonlandıralım. Burada Murat'a az önce dedim ki Netflix'in maaşı dedim. Ne Netflix diyor, üyelik bitti ya. Alacağım ama şimdi almaya uğraşıyorum. Gerçekten mi? Özledin. Alacağım. Ben zaten bunu götüreceğiz ya. Tamam, doğru diyorsun. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Beni çekme, üstünde geleneksel geceliğim var. Sevdiğim, tamam, seni çekmeyelim. Aliş'le birlikte kapanışı yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.